TEİAŞ'ın özelleştirmesi ve Türkiye'deki özelleştirme meselesi. Peki Aykut Erdoğdu, ben ona geçmeden şeyi de sorayım mı? Yani halkla görüşüyorsunuz orada, halkla da birebir görüşüyorsunuz. Halk ne diyor? Çünkü asıl burada önemli olan halk. Elbette sanayici, küçük işletmeci, bakkal, manav, onların da tabii sorunları var ama halk, asıl ezilen halk ve dünyaca insan işsiz. Bugün İşkur rakamları yayınlandı. 2 milyon 950 bin kişi işsizmiş İşkur'a göre. Demek ki aslında hani 4 milyon, 4,5 milyon yayınlıyor bu rakamı. Anlaşılan o ki yani kayıtlı işsiz sayısı düşüyor. Artık insanlar da iş aramaktan umudunu kesmiş, bulamayacağını biliyor ve kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 950. Halk ne diyor asıl orada? Onu da biraz anlatır mısınız? Ya zaten hani Türkiye'nin başının belası TÜİK haline geldi. Bakın biz hep Merkez Bankası'nı konuşuyoruz. Türkiye'nin esas sorunlarından bir tanesi de Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Türkiye istatistik, yani ekonomi yönetimini bir hastane ve doktorluk olarak düşünün. TÜİK bu işin laboratuvarıdır. Laboratuvardan sonuçlarınız yanlış gelirse, mesela sizin şekeriniz 230'a çıkmış, laboratuvardan sonuç geliyor 90. Siz doğru ilaç yazabilir misiniz? Tansiyonunuz 22, ölçüler 11 diyorlar size. TÜİK böyle bir kurum. Onun için o TÜİK'te sırf iktidara yaranmak amacıyla bu ülke ekonomisinin enflasyon, büyüme, işsizlik rakamlarını yalan yanlış hazırlayanlar bu ülke ekonomisinin bu hale gelmesine büyük sorumlulukları var. Emin olsunlar hesap verecekler. Bunu böyle öfkeyle kızarak söylemiyorum. Çünkü bu insanlar aç kaldıktan sonra ya biz niye aç kaldık diye tartışacaklar değil mi? Ya niye aç kaldık? Niye bu kadar işsiz kaldık? Bu ülke niye ekonomik olarak yıkıldı? O zaman diyecekler ki Türkiye İstatistik Kurumu sürekli bize yalan söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu yalan söylediği için doğruları göremedik. Ve biz sorunumuzun farkına varıp daha sorun büyümeden erken çözüm olamadık. 3-5 tane niteliksiz adam yönetime koyularak o TÜİK gibi kaliteli kadrolar olan kurumu mahvettiler. Birinci onu söyleyeyim. İşsizlikte TÜİK kesinlikle yalan söylüyor. Ya arkadaş, yani 10 milyonun üzerinde şu bir taraftan istihdam düşüyor. Yani çalışan sayısı düşüyor. Türkiye'nin nüfusu artarken çalışan sayısı düşüyor. Öbür tarafta işsizlik aynı. Ya bu ayıptır, günahtır, yazıktır. Şu an %30'un üzerinde Türkiye'de işsizlik var. Üstelik istihdama katılma oranı yani bize benzer ülkelere göre çok düşük tutulmasına rağmen var. İspanya gibi, Portekiz gibi, Brezilya gibi %55-60 bulsak biz istihdama katılma oranını, emin olun bu işsizlik de artacak. Ama TÜİK ne derse desin, sokakta bunu görüyorsunuz yani. Ha, Karadenizli insanlar ne diyor? Valla Karadenizli insanı biraz daha öfkeli ve yani söyleyeyim ya, çok küfür ettiler. Yani çok öfkelenmişler. Çünkü onların o güvenlerinin kötüye kullanıldığı düşünülüyor. Çünkü çok oy verdiler. Evet. Emin olun çok ağır, bazen galiz şeyler söyleyenler de var. Ama iktidara büyük bir kırgınlık ve bize de gelin kurtarın diyorlar. Ve şunu da samimi söyler, biz hata yaptık. Biz bunlara oy verdik diyorlar. Ama şu gün çok ağır bedelini ödüyoruz. Gelin bizi kurtarın diye o kadar çok insanla karşılaştık ki. Mesela ana cadde üzerinden geliyorsunuz. CHP ile ilgili eleştiri bazen içeriden eleştiri oluyor. Mesela ben hiç tartışmak istemediğim konular. Adaylık, Baykal meselesi falan. Evet. Hani CHP'ye mesela Karadeniz seçmeninin siz şu hatayı yaptığınız dediğiniz yok, kurtarın diyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar ki Türkiye'nin bu hale gelmesinde Karadeniz seçmeninin tercihlerinin önemli bir etkisi olur. Bunun için de hani Karadeniz seçmeninin her biri ayrı ayrıdır tabii, birey bireydir. Ama sonuçta %70 oy verenler, AKP'ye %70 oy verenler bu seçim ve tercihlerde bulunanlar Türkiye'nin bu sonuçlarını hazırladılar. Onun için de mertçe de konuşuyorlar. Yani biz bunlara oy verdik, elimiz kırılsın diyen çok. Benim sokakta gördüğüm bu, hani biraz da tabii televizyondan bizleri tanıdıkları için. Hani ben İstanbul milletvekiliyim ama mesela işte koca bir caddeden aşağı yürürken çok durduran, dükkanına çağıran ve bu durumu ileten insanla karşılaştım. Peki şimdi gelelim TEİAŞ'a. TEİAŞ özelleşirse Türkiye neler kaybedecek? Ya şöyle bir şey. Birincisi TEİAŞ şu haliyle özelleşemez. Yani hani TEİAŞ'a şirket olarak bakıyorsanız TEİAŞ'a satışa çıkarın. Kimse zarar para vermez çünkü zarar eden bir şirket. Sebebi ne? TEİAŞ dediğiniz şu. Bir tarafta elektrik santralleri var. Diğer tarafta da tüketiciler var değil mi? Tüketicilerimizin dağıtım şirketleri var. Elektrik santrallerinden dağıtım şirketlere şehrin sınırına kadar
elektriği taşıyan şirkete Türkiye Elektrik İletim Anonim AŞ dedi. Bu eskiden Türkiye Elektrik Kurumu vardı ya, bunlar parçalandı işte. EYUH üretimde, TEİH üretimde, TEDAŞ dağıtımda, işte pazarlama şirketi başka bir şirket oldu. Türkiye'deki özelleştirme hikayesinde ne bekliyorsanız TEİH'de onu bekleyin. TEİH büyük ihtimalle bu zararlı eden haliyle piyasaya sürülecek. Millet diyecek ki zarar ediyor kardeşim, ben bunu niye alayım? Bunu bir yandaş satacaklar. Sonra bu elektrik dağıtım şirketleri özel olduğu için onlardan alamazlar. Alsalar da ya da tüketiciyi yapacaklar. Ya elektrik üretim AŞ'nin belini kıracaklar ya da tüketicinin belini kırıp iletim fiyatlarını artırıp TEİH'i korkunç karlı hale getirip bir yandaşa aktaracaklar. Ya iletim hattını bakın, Türkiye'de belki Necdet Bey az sonra anlatacaktır. Türkiye enerjisinin bir sorunu iletimdir. Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye yatırım yapılmadığı için 100 birim enerji üretiyorsunuz santralde, tüketime 80 birim gidiyor. 20 birim iletim hatlarında dağılıyor. İletim hatları eski olduğu için yok oluyor. Bakın bu çok önemli bir miktar. 100 birim elektrik üretiyorsunuz. Bunun 20 birim iletim hatları eski, niteliksiz, bakımsız, yatırımsız olduğu için yolda yok oluyor. Bu korkunç bir rakam. Üstelik ben bu enerji bakanlarıyla bu TEİH konusunda çok uğraştım. Hatırlı belki YouTube'a enerji yolsuzluk Aykut Erdoğan'da yazarsalar meclisteki konuşmalarım ve bakanlarla böyle gırtlak gırtlağa mücadelemi görürler. Bu TEİH en çok dolandırılan şirket. Mesela bir dolandırılma öyküsünü anlatayım. Normalde çok büyük bir özel sektör, çok büyük bir baraj yapıyor. Bu barajın iletim hatlarına bağlanması için 80 kilometrelik alanda bir iletim hattı yapılması lazım ki Türkiye'nin iletim sistemine bağlansın, değil mi? 80 kilometre direkler dikilecek, elektrik kabloları çekecek ve büyük yatırım. Evet. Normalde bunu kim yapması gerekiyor? Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. Peki TEİH bunu yaparsa ne olmak zorunda? Kamu kiti olduğu için ihale yapmak zorunda. Mecbur o dönem ihale yaptıklarında da yandaşlar bu işi alamayacaklar. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musun? O büyük barajı yapan şirkete diyorlar ki kardeşim bu işi sen yap. Tabii şirket kendi parasını verecek olsa yapsın, ne güzel. Şirket bu parayı yaptıktan sonra, bu işi yaptıktan sonra yaptığı işi fahiş bir fiyatta yandaşa veriyor iki katına, sonra da gelip iki kat parayı TEİH'den tahsil ediyor. Böylece TEİH o 80 kilometrelik devasa 10 milyonlarca dolarlık işi ihalesiz şirket üzerinden yandaşına vermiş oluyor. Şimdi bu kadar. Bunların hep söylediğim Sayıştay raporlarından olduğu için hırsızlığın bu kadarının, bu kadar açık, hani kendilerini de zeki sanıyor ama bu kadar hani nasıl diyeyimse utanmazca yapılarak soyulan bir şirkettir Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. Bu işler benzer birçok yerde oldu. Müfettişler bu konuda raporlar yazdı. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müfettişler görevden alındı. Raporlar işlemden kaldırıldı. Kaldırılamayan yargıya gitti. Yargıda da af çıkarıldı. TEİH işte şundan istisna, bundan istisna diye Türk milleti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi üzerinden yüz milyonlarca dolar soyuldu. Bugün gelinen noktada Türkiye'de artık bakın özelleştirme şudur. Bir piyasa rekabete açıktır, tamam mı? O rekabete açık piyasada rekabeti artırmak, hizmet kalitesini artırmak, istihdam